Diyor ki Son Osmanlı, Ersin Bey, bu Haremeyn eserlerinden hala bulamadığınız ya da peşine düştüğünüz bir şeyler var mı? Bence vardı ya, 12 binin üzerinde, çünkü yurt dışından eser gelirdi. Yani şöyle şimdi, yurt dışına kaçırılan eserler. Mesela Haremeyn dedi, burada herhalde Kur'an-ı Kerim'i gördü diye seyircimiz hani kısa yollu bir böyle ifade kullandı ama. Var, böyle bakanlığımızı takip ettiği çok eser var. Bunların bir kısmının hukuki durumları da önemli. Bakanlığımız bu konuda yeni bir özel kaçakçılık daire başkanlığı da kurdu. Tabii. Bununla ilgilenen Sayın Bakanımız bunu kurdu ve hakikaten bir dedektif gibi çalışıyor arkadaşlar. Zeynep Hanım'a da selam yollayayım, Zeynep Boza. Burada İnkoterm isimli seyircimiz, bu Suriye alayının gönderildiği kutsal topraklara ulaşmak için hangi tarihi yol dan gidilirdi diyor. Nasıl şimdi bir güzergahtı bu diyor. Şimdi üç güzergah var. Buradan İstanbul'dan çıkıyor. Kocaeli'nden Kütahya üzerinden giden güzergah var. İki tip şey var. Bir de Kahire mahmili vardır. Bunlar Şam'da birleşiyorlar ve böyle devam ediyorlar. Hacıların çıktığı güzergaha göre de değişiyor. Ali Şengül sormuş, nasip olursa etiketiyle Haremeyn'e gidecek kutsal eşyaların hepsi mi toplanıp gidiyordu yoksa seçiyorlar mıydı diyor. Şimdi ayırıyorlar mıydı diyor. Bir, padişahın gönderdiği para var ve hediyeler var. Osmanlılara kadar daha çok Kur'an-ı Kerim gönderiliyor mahmile. Güzel yazılmış Kur'an-ı Kerim. Osmanlılar bunu Memluklar da girişemezse Osmanlılar da zirveye ulaşıyor. Suriye-i Humayun'un bir teşkilata, yapıya dönüşmesi, büyük bir müesseseye dönüşmesi Osmanlılar döneminde. Hatta Haremeyn vakıfları vardır. Şimdi bu büyük bir bütçe gerektirdiği için Haremeyn'e hizmet maksadı yapılan vakıflar vardır ve bunların masrafları Haremeyn Vakfı'ndan karşılanır. Padişahınkiler belli, seçiliyor ama vatandaş da oraya bir hediye göndermek istiyor. Onlar da alınıyor ve kaydediliyor. Peki onlar hediyeyi aldıktan sonra yani nasıl değerlendiriyorlar? Bir yerlere koyuyorlar, onlar da muhafaza mı ediyor yoksa oradan da bir gelir mi elde ediyor? Oradakiler mi? Evet. Durumuna göre. Şimdi 1-2-3-5'lik onun izini takip etmek çok mümkün değil. Tabii değil. Mesela Mekke Şerifi'ne götürülen hediye başka bir şey. Kıyafet var, hilat var, para var. Medine halkına, Mekke halkına, Kudüs'e de gönderiliyor. Tabii biz Kudüs'ü unutmamamız lazım. Gazze dramı ortada. Gönderilen hediyeler var. Kimisi muhafaza ediyor, kimisi onu değerlendiriyor. Bugün de öyle değil mi? Atamızdan, dedemizden kalan pek çok eşyayı satanımız var. Atanımız var. Bir hatıra olarak muhafaza edelim. Aslında tam satanımız atanımız var dediğiniz şurada çok acayip bir hikaye var. Yani şunu ben rica edeceğim anlatmanız ama burayı da es geçelim istemiyorum. Bunlar tabii Kur'an-ı Kerim, Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim ayı olduğu için bu bir Hilye-i Şerif kutusudur. Evet, dört tarafında kahve vardır. Evet. Hilye-i Saadet kutusu özgüdür. Bunlar Sultanahmet Camii'nde padişah tarafından vakfedilen rahlelerdir. Kur'an-ı Kerim rahleleri. Burada çok kıymetli bir Hilye-i Şerif var. Burada olağanüstü hatlar var. Delal-ül Hayratlar çok önemlidir. Bu Mahmut Celalettin Efendi'nin. Delal-ül Hayrat dua kitaplarıdır. Delal-ül Hayrat dua kitaplarıdır ve Mekke, Medine tasvirleri çok önemlidir. Bu da Delal-ül Hayratlardan birisi. Yani aslında gidememiş, görememiş insanların böyle hayalinde... Hasretini, bir evet, de haç güzel, ya menazili haç vardır. Resimler, o bütün haç menazilleri resimlenir. Kimi gözüyle, kimi gönlüyle, evet. Kimi hasretiyle. Şu bir sanat eseri, muazzam bir şey. Öyle değil mi? Ah şöyle bir şeycik böyle aileden kalaymış değil mi büyüklerimiz? İnşallah siz bırakırsınız çocuklarınızı. Ay inşallah. Peki müzayedelerde şu anda satılıyor. Ha öyle dediniz, tamam. Ben de şöyle düşünmüştüm. Hani hali hazırda bunu şu anda yapan var mı? Yapan da var. Ha, yapan da var mesela mı? Mesela Hüseyin Kutlu'nun bu vadede çalışmaları var. Biliyorum Hüseyin Hoca diye niye? Hüseyin Hoca, evet. Hüseyin, bu arada İstanbul Musafı da ha, tamamlanmış. Hazırladı. Hüseyin Hoca'nın ömrüne bereket. Dün de evet. Cumhurbaşkanımıza takdim edildi ve kutsal emanetler derse bir takım. Evet. 66 edildi. Kişilik ekibiyle. O evet. Da muazzam bir iş. Ellerine Hüseyin Hoca'nın sağlık. Sehavetine şahidiz ve şahit olmak istiyoruz. Hüseyin Kutlu Hoca'mızın. Hüseyin, demek Hüseyin Kutlu Hoca böyle güzel eserlere de imza atıyor, çok, öyle mi? Siz program yaptınız. Yaptık. Zaten. İlk programı da fakir yaptı. 2000 kaçtaydı, 14'te mi? Ne? İlk televizyon programı İstanbul Musafı ile ilgili yaptı. Hakikaten çok emek verdi hoca. Evet. Yani sırf onu yapmış olması bile hoca. Ama hocanın hizmeti çoktur Hüseyin Kutlu Hocam. Tabii sağ olsun. Allah'a ömürler. Evet, amin. Bu Hazreti Osman'ın Zinnureyn Efendimiz'e izafe ediliyor. Üçüncü halifemize izafe edilen Kur'an-ı Kerim'dir. Onun nüshası olarak
bilinir. Son derece önemlidir. Bak, bir seyircimiz diyor ki tarih sevdalısı. Öncelikle iyi yayınlar Coşkun Hocama sorum. Surre alayları kutsal topraklara giderken salgın hastalıklar baş gösterdiğinde ne yapıyormuş bu insanlar acaba diyor. Salgın hastalıklar da baş gösteriyor. Eşkıyanın saldırısı da oluyor. Bazı kabileler söz verdikleri de riayet de etmiyorlar. Yani alınan tedbirler var. Tedavi ve benzeri korumalar var, ayrılmalar var.